Herkese selamlar. Bu videoda yeni gelecek olan 1.5 şemasını detaylı bir şekilde işliyor olacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yeni karakterimizi Yanfei'yi görüyorsunuz. Kendisi 4 yıldızlı Pyro bir büyücü. Klee'ye kıyasla daha da uzun saldırı menziline sahip bir karakter. Şimdi ise karşınızda ülkesinden sürülmüş 5 yıldızlı Cryo ve ağır kılıç kullanıcısı Yula var. Kendisi yeni banirlerden birinde olacak. Fatui'ye yeni eklenecek olan düşmanımızı görüyoruz şu anda. Elektro Fatui yaratığı. Tabii bu daha bir başlangıç. Önümüzde daha fazla birçok özellik mevcut. Sıradaki özelliğimize geçelim. Birçok kişinin büyük bir heyecanla beklemiş olduğu ev sistemi. Evet, 1.5 yamasında ev sistemi oyuna ekleniyor. Bununla beraber evimizi istediğimiz gibi dizayn edebiliyoruz. Hadi gelin detaylarına bir bakalım. Küçük bir yardımcı bize ev dizayn etmemizde yardımcı olacak. Belli görevleri ve başarımları tamamladıkça dekorasyonları da açabiliyor olacağız. Ev sisteminde yerleşebileceğimiz 3 farklı nokta mevcut. Gördüğünüz üzere burada truss sistemi mevcut. Truss sistemi ne kadar fazla artırırsak o kadar fazla şeye erişimimiz oluyor ve hatta buradaki truss rankımızı kasarken prim hocam kazanmamız da mümkün. Dekorasyonların yanında. Truss rankınızı artırmanızın yolu ise etrafta dekorasyonlar yerleştirmeniz. Bu dekorasyonları birçok malzeme ile beraber üretebileceğiz. Toplamış olduğumuz White Iron Chunk'lar ile beraber Iron Chunk'lar artık çöpe gitmeyecek ve onları bu dekorasyon sisteminde rahat bir şekilde kullanabiliyor olacağız. Bunun yanında oyuna birçok yeni malzeme de eklenecek. Onlarla beraber de yine ekstradan dekorasyonlar yapabileceğiz. Dekorasyonları yerleştirmesi olsun, yönlendirmesi olsun oldukça pratik bir şekilde yapılmış. Gayet basit ve kullanışlı. Bu yüzden benim hoşuma gitti kesinlikle bu sistem. Ayrıca bu evinize arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz ve onlara da yapmış olduğunuz evi gösterebiliyorsunuz. Ancak arkadaşınız sizin evinize geldiği sırada yine siz dekorasyonlarla oynayabiliyor musunuz onu bilmiyorum. O kısmı maalesef göstermemişler. Gelin Eola'yı daha da detaylı bir şekilde bakalım. Karakterimiz ağır kılıçlı bir kullanıcı ve hatta fiziksel hasara yönelik oynayan bir karakter. Her ne kadar fiziksel hasara yönelik oynasa da ani hasarını bununla beraber çıkarsa da karakterde büyük bir miktarda Cryo hasarı mevcut. Ayrıca elemental yeteneği ile beraber kendi defansını da artırabiliyor. Hem dirençli hem de güçlü. Şimdi ise sıradaki karakterimiz Yanfei'ye geçiyoruz. Pyro büyücü bir karakter. Menzili oldukça uzun ve ani hasarda oldukça yüksek bir main DPS karakter. Kendisi daha çok charged atak üzerine oynayan bir büyücü. Ayrıca yayın sırasında birçok prim hocam kodu paylaşıldı. Bunlara sağ üst karttan ulaşabilirsiniz. Mutlaka bugün içerisinde girmeyi unutmayın. Süreleri oldukça kısıtlı. İşte karşınızda yeni bannerlerimiz. Johnny Riran olarak geri dönmekte ve Eula ise ikinci yeni bannerimiz olacak. Dediğim gibi öncelikle Johnny gelecek ve Johnny'nin yanında aynı zamanda Yanfei de eklenecek. Yeni 4 yıldızlı karakterimiz Johnny ile beraber geliyorken Eula ise kendi başına ikinci bir banner olarak gelecek. Yeni silahlarımız ve eserlerimiz. Bu yeni silahımız Eula'nın banneri ile beraber silah banneri ile beraber gelecek. Eserlerimize hemen bir göz atalım. Tenacity of the Melee'i gördüğünüz üzere 2 partisini taklitsizman %20 can kazandırıyor. 4 partisiyle beraber eğer ki E yeteneğiniz rakibe isabet ederse takımınızda bulunan tüm üyeler %20 atak bonusu kazanıyor ve ayrıca %30 kalkan güçlendirmesine sahip oluyor ve bu durum 3 saniye sürüyor. Siz tekrardan bir yetenek kullandığınızda E ile beraber bu süre yenilenebiliyor.
Ayrıca bu seti takmış olan kişi alan dışındayken, yani E-Yeti'nin aktif olmaya devam ederse yine bu durumu paylaştırmayı devam edebiliyor. Pal Flame ise iki partisiyle beraber fiziksel hasar bonusu kazandırıyor. 4 partisiyle beraber eğer ki E-Yeti'ninizi bir rakibe isabet ettirirseniz atağınız %9 artıyor 7 saniyeliğine. 2 yüke kadar çıkabiliyorsunuz. 2 yüke ulaştığınız zaman atağınız elbette %18 oluyor. Bununla beraber iki parça takmış olduğunuz %25 fiziksel bonus özelliği %50'ye çıkıyor. Yani siz 2 adet E-Yeti'ni tutturduğunuz zaman %50 fiziksel hasar bonusu ve %18 atak bonusuna sahip oluyorsunuz. Yeni domainimiz ise Dragon Spine'ın uç bölgesinde bulunmakta ve bu iki eseri de oradan beraber elde edebiliriz. Bu yeni eserlerimiz özellikle Pal Flame, Iola'ya gidecek mükemmel bir eser. Yine Razer'ın çok rahat bir şekilde kullanabileceği bir eser. Gördüğünüz üzere yeni Hangout Event'lerimiz, yani randevu etkinliklerimiz geliyor. Bunlar kalıcı oluyor. Noel'in ikinci kısmı ile beraber devam edeceğiz. Diana'nın ise randevusu ilk kez oyunumuza geliyor. Bir de öteki tenis de eserimizden bahsedelim. O eser setimizde ise Diana'ya çok iyi gitmekte. Kendisini rahatlıkla kullanabiliriz. Dediğimiz gibi John Lee'nin hikaye görevinin ikinci kısmı geliyor ve ayrıca Yula'nın hikaye görevi de gelecek. Gelelim yeni haftalık bozumuza. Ejderha. Kendisi yine aynı öteki Geo-Shop'larda olduğu gibi birçok element kullanabilmekte ama gördüğünüz üzere oldukça farklı bir şekilde kullanıyor bu büyüleri, elementleri. Ve oldukça da güçlü gözüküyor. Umarım öteki haftalık bosslardan bizi daha da fazla zorlar kendisi. Tabii sadece haftalık boss değil, normal dünya bossu da geliyor. Kendisi Cryo Hypostasis. Cryo Regisvine ile beraber düşüreceği yükseltme inşaları illaki farklı olur diye düşünüyorum. Hala bunlar resmi olarak duyurulmadı, bu yüzden net bir şey diyemiyorum. Ancak Yula'yı büyük ihtimalle buradan kasacağız. Yeni Fatui yaratığımız, kendisine öncelikle Spell Abyss'e eklenecek. İlerleyen zamanlarda dünyada da görebiliriz diye düşünüyorum. Spell Abyss'in büyük ihtimalle 12. katında bulunur. Gelelim yeni ve ilginç etkinliğimize. Burada belirli kristaller ile beraber karakterimize bazı özellikler kazandırıyoruz. Motif Force Remaining diye bir durumumuz var sol altta da gördüğünüz üzere. Oradaki durum bizim maksimum kullanabileceğimiz kristal puanımızı gösteriyor. Sınırımızı ne kadar fazla artırırsak o kadar fazla farklı etkili kristaller kullanabiliyoruz. Kristal sınırımızı artırmanın yolu ise bir karakterimize sağlamış olduğumuz buffları 3 karakterle desteklemek oluyor. Yani 4 kişilik bir takımla giriyoruz ancak 3'ü destekleyici oluyor, biri de savaşan kişi oluyor. 3 destekleyici maksimum kristal sınırınızı artırıyor. Ayrıca yine kapışma kısımlarımız olacak, zorluğumuzu yine kendimiz seçiyoruz. Seçtiğimiz zorluğa göre belirli bir puan kazanıyoruz, bu puanla yine ödüller kazanabiliyoruz. Ayrıca etkinliğin şöyle güzel bir yanı da var. Ücretsiz olarak bize Diana kazandıracak ve taç kazandıracak. Bol bol da primojam elde edebileceğiz. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Misty Dungeon. Misty Dungeon'daki olayımız, puzzle'ları çözerek, etrafımızdaki yaratıkları alt ederek sürekli olarak ilerlemek. Etrafta birçok challenge bulunacak ve bu challenge'ların her biri farklı bir özelliğe sahip olacak. Bu dungeon'da farklı farklı trailer bulunmakta ve bu her bir trail'i tamamlarken az önce de ekranda gördüğünüz üzere görevleri tamamlamamız gerekiyor. Onları tamamladıkça ekstradan ödüllere sahip olabileceğiz. Her bir trail'in yine kendine özgü özellikleri bulunmakta. Bir trail size element master'ı kazandırırken bir başka size atak bonusu kazandırabilir. Buna göre takımlar dizmeniz çok önemli. Yaratıkları da zaten o trail'e girerken ki soldaki ekranda görebileceksiniz ve ona göre takım dizebileceksiniz. Yeni tuzaklar ve yeni mekanikler de bol bol eklenecek bu kısımda. Bu yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine primojami bol olan bir etkinlik olacak. Sıradaki etkinliğimize geçelim. Mimi Tomo. Bu etkinliğimizdeki amacımız Unusual Helicurl'a, yani V'ye dersini vermek. Etraftan ipuçlarını topluyoruz ve ipuçları bize Helicurl'a götürüyor ve onu da alt etmemiz gerekiyor. Eğer ki zaman sınırı içerisinde alt edebilirsek ödüllerimizi de alabiliyoruz. Ayrıca Helicurl'ların dilinde konuşabilmek için bir adet el kitabı alabiliyoruz ki onlarla konuşabiliyoruz aynı zamanda. Bu etkinliğimizde ise Unusual Helicurl'u tek başına değil aynı zamanda yardımcılarını da çağırabiliyor. Etkinlik ödülü olarak yine primojam ödülü mevcut. Ayrıca yanında dekorasyon ödülleri de mevcut. Bunlar yine kalıcı dekorasyon ödülleri olacak. Sıradaki etkinliğimiz Wind Race. Bu etkinliğimiz aynı bildiğiniz saklambaç etkinliği.
Bir arkadaşla beraber oynayabiliyorsunuz ya da oyunda rastgele birisiyle eşleşerek de oynayabilirsiniz. Bir kişi saklanan kişi oluyor, ötekisi ise avcı oluyor ve kaçmış olan, saklanmış olan kişiyi arıyor. Saklanan kişi farklı cisimlere dönüşebilir ve hareket edebilir. Yakalayan kişinin ise bunu tespit etmesi gerekiyor. Prop Hunt oynamış olanlar bu etkinliği rahatlıkla oynayabilecektir ve büyük bir zevk alacaktır diye düşünüyorum. 5 farklı bölgede bu Wind Trace'i oynayabiliyorsunuz. Hem Prim Hocam ödülü olacak, hem yetenek kitabı ödülü olacak, aynı zamanda yanında bir isim kartı ödülü olacak. Overflow ve Mastery. Biliyorsunuz ki önceden de Overflow Leyline etkinliğimiz gelmişti. Bunda da aynı ona benzer bir durum olacak. Bu sefer girmiş olduğumuz yetenek kitabı düşürmüş olduğumuz domainlerden 2 kat fazla ödül kazanacağız. Bu yine büyük ihtimalle günde 3 defa ile sınırlandırılacaktır. Aynı Leyline'daki gibi olacaktır. Açıkçası Leyline'e göre kat kat çok daha iyi bir etkinlik olacaktır bu. Sonuçta yetenek kitaplarını düşürmesi oldukça zor. Şimdi şöyle güzel haberlerimiz de mevcut. Her hafta keseceğiniz ilk 3 haftalık boss'un resim bedeli yarıya düşüyor. Yani 60'dan 30'a düşüyor. Siz her hafta 3 tane haftalık boss'u 30 resim bedelinde keseceksiniz. Ancak 4. haftalık boss'unuzu 60 resim bedeline keseceksiniz. Ben açıkçası 50'ye falan düşürürler diye bekliyordum ki 30'da düşürmeleri benim için bile beklenmedik bir durumdu. Ayrıca co-op modunda arkadaşlarınızla beraber domain veya başka companion XP kazanacağınız bir şey yaparsanız co-op modda kazanacağınız companionship XP bedeli 2'ye katlandı. Bu sayede arkadaşlarınızla beraber oynarken daha da hızlı bir şekilde isim kartı kazanabilirsiniz. Oyundaki fazlalık ses dosyalarını silebileceğiz, istediğimiz ses dosyalarını indirebileceğiz ki bu da oyunun daha az yer kaplamasında bize yardımcı olacak. Gerekli bir özellikti, iyi olmuş. Çok fazla yer kaplıyorlardı. Artık etkinlikler bitmeye yakın olduğu zaman bize mail gelecek, etkinliğimiz bitmek üzeredir diye bize bildirecekler. Bilmiyorum, yani daha ciddi sorunlar var aslında etrafta, hesap güvenliği gibi ama gerçekten maile kafayı takmış durumdalar. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Çin yayınında Inazuma gösterildi. Hatta yeni farklı bir karakter de gösterildi. Sağ altta görmüş olduğunuz üzere. Bu Inazuma büyük ihtimalle 1.6 yamasına gelecek. Çünkü İngilizce yayında gösterilmedi. Ancak Inazuma gerçekten oldukça ilgi çekici bir yer olarak gözüküyor şu anda. Birçok kişi 1.6 yaması için heyecanlıdır. Sonuçta Ayaka'da Inazuma bölgesine ait olan bir karakter. Umarım kendisini de yakın zamanda görebiliriz. Şimdilik tüm paylaşılanlar bu kadar. İlerleyen zamanlarda yeni yamamızda birkaç gün kala daha da detaylı yama notları paylaşılacaktır. O zaman yine size tüm detayları vereceğim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.